Benim karım böyle giyinemez. Anlamadım. Böyle içini gösteren şeyler giymeyeceksin. Böyle göğüs çatalı falan. Dokunma bana, ne yapıyorsun sen ya? Ayrıca ne münasebet, sen ne karışıyorsun evine giydime? Sana mı soracağım, kimsin sen? Kocan, sen de benim karımsın. Sen ruh hastasısın, gerçekten ruh hastasısın. Ne getirdiysen onların arasından giydim işte. Meraklı değilim bu zırvaları giymeye. Vay. Sinan Bey'imiz döşemiş mesajı. Çok acıklı. Aslı, beni delirtmek mi istiyorsun? Delirtmek mi istiyorsun? Aç şu telefonu, cevap ver bana. Amacın ne? Neredesin? Neden cevap vermiyorsun bana? Falan filan. Laf salatası yani. Al. Telefon senin. Düğün hediyem. Bundan sonra bunu kullanacaksın. Bana bak, bana. Bazı kurallar var tabii. Abinle yüz yüze görüşmek yok bensiz. Telefonda kısa ve öz. O Deniz midir nedir, restorancı arkadaşın? Evet. Kankan. Onunla da mesajla belki. Uzun olmasın. Gelelim o Sinan Efendi'ye. Artık evli bir kadın olarak onunla asla görüşmek yok. Ne telefonda, ne mesajla, ne de yüz yüze. Sakın. Anladın mı? Sen benim abimi salak mı sanıyorsun? Ha? Ben burada seninle mahkum hayatı yaşayacağım. O hiçbir şey anlamayacak. Öyle mi? Zamanla inanacak. Evlendik, çok mutluyuz. Ateşle barutuz biz. Anlatacaksın bunları. Tutkumuz artıyor diyeceksin. Sabahımız geceye, gecemiz sabaha karışıyor diyeceksin. Nasıl? Var mı eksiğim? İşim. Hastane. Ya, o kadar uzun boylu değil Pamuk Prenses. Daha dur bakalım. Önce kurallarıma uyacaksın, gözüme gireceksin, ondan sonrasına bakacağız. Şimdi sen zaten evlilik izindesin, değil mi? Ferhat Aslan'ın karısı olarak çalışmaya da ihtiyacın yok. Bak, benim bir ameliyat yapmam gerekiyor. Esra Doğan. Evet. O çocuğun bana çok ihtiyacı var. Haşa. Benim o ameliyatı yapmam lazım. Üstünü değiştir hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.